AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, muhalefet tarafından Kayseri'ye yatırım yapılmıyor sözüne hızlı tren ihalesiyle yanıt verdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili İsmail Tamer, Kayseri'ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. Geçen ay itibariyle yüksek hızlı trenin ihalesi yapıldı. Üçlü konsorsiyum tarafından ihale alındı. Güçlü firmalar var ve aynı zamanda da imzalar atılarak bismillah deyip çalışmalarına başladılar. İnşallah en kısa zamanda temeli atılıp o beklediğimiz, özlemle beklediğimiz hızlı trenimize de Kayseri halkını kavuşturmuş oluruz diye düşünüyoruz. Bunun maddi değeri, hani son günlerde ve muhalefet tarafından hep Kayseri devlet tarafından yeterli yatırım almıyor deniliyordu ya, işte iyi bir cevap, 17 milyar TL'lik bir ihale olmuş oldu. Bir diğer yatırımımız Bersin terminal, hastane ve Kumsman'a kadar olan yaklaşık 7-8 kilometrelik bir raylı sistem hattının Ulaştırma Bakanımız tarafından temeli atılmıştı. Onun da çalışmaları hızla devam ediyor. Siz de takip ediyorsunuz. Onun değeri de aşağı yukarı ilk etapta 350 milyon TL gibi bir rakamdı. Öyle zannediyorum ki bu artışlardan sonra onun da 500 milyonu geçeceği bir öngörü var. Yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 150 milyon TL'lik bir yatırımdı. İnşallah 6. ay veya 7. ay gibi veya yazın dersek çok daha doğru bir tabir kullanmış oluruz. Millet Bahçemizin de bitirilerek Kayseri halkının hizmetine açmış olacağız. Havalanın genişletilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da yaz aylarında bitirebileceğimizi ifade ediyorum. Onun da maddi ilk değeri 350 milyondu. Bu artışlarla 500 milyon civarında olabileceğini yine tahmin edebiliyoruz. Talas Mevlana raylı sistem 250 milyonluk bir yatırım. Onun da çalışmaları devam ediyor. En kısa zaman içerisinde buranın da bir an önce bitirilip raylı sistemi hem Talas halkının hem de Kayseri halkının hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu 11 tane vagon alımı söz konusuydu. Her bir vagon aşağı yukarı toplam vagon 6 tane Talas'a, 5 tane de Bersin hattına olmak üzere 11 vagon alımı da yapılmış oldu. Bunun da 25 milyon euro değerinde olduğunu biliyoruz. Tabii sağlıktaki dönüşüm ile hem dünyanın patır patır döküldüğü ülkelerin olduğu bir ortamda Türkiye pandemi açısından sağlıkta yapmış olduğu devrimler nedeniyle rahat bir şekilde atlattığını sadece biz değil Dünya Sağlık Örgütü de tüm dünyaya örnek bir ülke olarak Türkiye'yi göstermektedir. Ayrıca Kayseri'de geliştirilen Turkovak aşımızın da insanlığın hizmetine sunmuş olmamız da ayrı bir gurur kaynağıdır. Ve burada emeği geçen başta Aykut hocamız olmak üzere, Aykut Darendeli hocamız olmak üzere hem ekibini hem de üniversitenin bünyesinde olması münasebetiyle de değerli rektörümüzü bir kez daha kutlamak istiyorum. Kayseri adına büyük gurur duyduk. Türkiye adına büyük gurur duyduk. Her ne kadar yandan her zaman olduğu gibi vatan hainliği yapan insanlar, vatan hainliği yapan kişiler, kurumlar olsa da ama Turkovak aşısı bir gerçek olarak sadece Türk insanına değil, dünyadaki mazlum milletlere de bir
aşı olarak hizmet vermenin, onlara tedavi olarak hizmet vermenin de büyük gururunu yaşamış oluyoruz. Kayseri'de sağlıkta pek çok dönüşümlerimiz söz konusuydu. Biliyorsunuz ya, yaklaşık 5 yıl öncesinde açtığımız şehir hastanemiz pandemi döneminde de önemli bir görev üstlenmiş olup hiçbir hastamız dışarıda kalmadı. Orada çalışan doktor arkadaşlarım, başta başhekimlerimiz olmak üzere sağlık müdürümüz ve diğer hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı bir kez daha kutlamanın mutluluğu içerisinde olmak istiyorum. Hepsini tek tek kutluyor, alınlarından öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Ne aynı şekilde tüm Türkiye'deki hekim arkadaşlarım, sağlık çalışanları insanüstü bir kuvvetle çalıştılar. Günlerce evlerine gidemediler. Ameliyathanelerde yoğun bakımda sabahladılar. Bir saat uykuyu bile yerde yatarak onlar dinlenmeye çalıştılar. İşte bu sağlık ordusunu huzurlarınızda bir kez daha takdirlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Biliyorsunuz bunlarla ilgili, iyileştirmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde de onların özlük haklarındaki gelişmeleri hep birlikte beraber yapmış olacağız diye düşünüyorum. Bugün bir başka mutluluğu günümüz, Develi Devlet Hastanesi, 150 yataklı Develi Devlet Hastanemizin hasta kabul etmiş olması. Eğer kar nedeniyle hava koşulları olmamış olsaydı, ben de bugün orada hasta bakmış olacaktım. Ama daha önce söz vermiş olduğum gibi, inşallah uygun bir zamanda gidip ameliyatımı da yapacağım. Develi halkına hayırlı olsun diyoruz. Kayseri halkına hayırlı olsun diyorum. Biraz bahsedecek olursam, burada yatırımımız önce 52 milyon TL ile başladı. Ancak biliyorsunuz geç kalmasının nedeni, bir yıl gibi bir geç açılım söz konusu oldu. Bunun da nedeni müteahhit arkadaşlarımızın, alan bundan önceki müteahhitlerin problemlerinden dolayı, yapamadıklarından dolayı biraz daha geç kaldı. Daha sonra bu hastaneye 29 milyon TL'lik gibi bir daha rakamla 81 milyon TL'lik burada yatırımla 150 yataklı hastane bugünkü hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun diyorum. Burada 16 tane erişkin yoğun bakım yatağı var. 7 yeni doğan yoğun bakım yatağı var. 8 palyatif yatağı var. 6 tane ameliyathanesi var. 18 tane tam donanımlı cihazlarıyla birlikte diyaliz merkezi var. 40 tane poliklinik odası var. Acilde yine 20 yataklı. Burada 7 erişkin acil gözlem yatağı, 7 çocuk, 7 kadın ve 7 de 6 da çocuk olmak üzere 20 yataklı burada acil yoğun bakım yatakları söz konusu. 30 bin metrekare kapalı alanı var. Şu an itibariyle 530 personel, 21 aktif uzman doktor, yine 15 de pratisyen hekim olmak üzere 36 hekimle hizmet veren bir kurum haline geldi. Aynı şekilde burada ayrıca yine Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp eğer eksik olan hekim kadromuz varsa bunu da tamamlayabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Sağlıkta pek çok yatırımlarımız var. Biliyorsunuz geçen yıl içerisinde Yahyalı Devlet Hastanesi hizmete girmişti 75 yataklı. Bünyan 75 yataklı devlet hastanesi hizmete almıştık. Sırada şimdi Sarız var. Hani bazı şeyler var ya, muhalefet milletvekillerinin ilçesi olan Sarız'a burada hastane yakın bir gelecekte bitecek. Hizmete alacağız onu da. Ayrıca 2022 yılı içerisinde özellikle şehrin doğusundan girişinde İldem'e 300 yataklı yine tam teşekküllü bir hastanenin projeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı strateji de şu an itibariyle önümüzdeki bu yıl içerisinde de inşallah bunun da yapımını
ihalesini gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bir başka konu da biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Geçen hafta itibariyle muhalefet partinin boncuk gibi düzülen il başkanı ve milletvekili şahsım adına gittiler, suç duyurusunda yaptılar. İyi ki yaptılar. Temcit pilavı gibi ortaya getirdikleri şeyi orada hesaplaşmış olacağız. Çok da ağza alınmayacak ifadeler kullandılar. Onların misli misli onlara iade ettiğimi burada ifade etmek istiyorum.